Eğer ellerime dışarıdan bakarsanız birbirine çok benzeyen, hemen hemen aynı özelliklere sahip iki yapı görürsünüz. Peki ben neden sadece birini kullanmak zorunda kalıyorum? Örneğin bu videoyu izleyen her 10 kişiden 9'u sağ elini daha baskın kullanıyor. Peki ama neden? Aslında kendi açımdan bunu en iyi deneyimlediğim zamanlar kitap imzaları. Bazen o kadar çok kitabı peş peşe imzalamak zorunda kalıyorum ki bir noktadan sonra sağ elim hareket edemeyecek duruma geliyor. İşte tam o sırada diğer kolumun ucunda hiç kullanılmamış, enerji dolu sol elimin öylece durması gerçekten çok can sıkıcı. Zira hayatımın büyük bir kısmında sol elim yan gelip yattığı için bırakın imza atmayı, adımı yazmaya çalıştığımda bile ilkokul bir seviyesindeki eğri büğrü yazılara dönüyorum. Peki ama neden? Gelin şu meseleye bir göz atalım. Her ne kadar insanları el tercihine göre sağ ya da sol olmak üzere ikiye ayırsak da birçok yapı açısından benzer bir durum söz konusu. Mesela iki gözünüz iki kulağınız olsa da tıpkı el tercihinde olduğu gibi bunlardan birini daha baskın kullanırsınız. Örneğin insanların büyük bir çoğunluğu sağ taraftaki göz ve kulağı daha baskın kullanmakta. Birçok iç organımız açısından da benzer bir durum söz konusu. Mesela akciğerler. Sağ akciğer 3 loplu iken sol akciğer 2 lopludur. Bir başka örnek ise beynimiz. Normalde birbirine çok benzeyen iki yarı küreden oluşsa da sağ ve sol yarı küreler çeşitli anatomik ve işlevsel farklılıklar göstermekte. Zaten her ne kadar dışarıdan simetrik gözüksek de içeride bu simetriyi kaybettiğimizi görürüz. Kalbimizin solda, karaciğerimizin sağda yer alması, mide, dalak ve bağırsağımızın yerleşim biçimleri bu simetriyi bozar. Peki bu yerleşimleri belirleyen ne? Yani kalbimiz illaki solda mı olmak zorunda? Aslında bu soruyu Enrique Iglesias'a e sorsanız size böyle bir zorunluluk olmadığını söyleyecektir. Çünkü kendisinin kalbi sağ tarafta. Aslında sadece kalbi değil, bütün iç organları soldan sağa yer değiştirmiş durumda. Zira kendisi 20.000 kişide bir görülen Situs Inversus adını verdiğimiz bir farklılığa sahip. Özetle, söz konusu vücudumuz olduğunda sağ ya da sol taraf kullanımı açısından birçok yapısal ve işlevsel fark bulunmakta. O yüzden gelin konuşmamıza sağ-sol meselesinin en sık karşımıza çıktığı durum olan el tercihiyle devam edelim. Gerek arkeolojik gerekse de antropolojik çalışmalar insanlık tarihi boyunca sağ elini kullananların hep daha çoğunlukta olduğunu göstermekte. Aslında bunu anlamak için bilimsel bir çalışmaya ihtiyacınız yok. Sadece sağ ve sol kelimelerinin anlam ve kullanımlarına bakarak da bu konuda fikir sahibi olabilirsiniz. Zira sağ kelimesi hemen her dilde sağlam, iyi, olumlu gibi anlamlar içerirken sol kelimesi zayıflık, kötülük ya da şeytanla ilişkilendirilmiş. Kuralları ve gelenekleri belirleyenlerin çoğunluk olduğunu düşünürsek bu durumda pek de şaşılacak bir şey yok. Yani ilkel dönemlerde solak insanlara olumsuz bakılmasının nedeni anlaşılabilir. Düşünsenize bir grupta herkes sağ eliyle yemek yerken bir kişi sol eliyle yiyor muhtemelen bu kişi ileride bir sorun olabilir. Diğer taraftan günümüz müsabakalarında da gördüğümüz üzere ikili karşılaşmalarda solak birine karşı mücadele etmek gerçekten zor. Muhtemelen ilkel dönemlerde aynı mantıktan yola çıkarak solak biriyle kılıçla dövüşmek çok daha zordu. Bu ve benzeri birçok nedenden dolayı tarih boyunca solaklara saçma sapan sıfatlar yüklenmiştir. Bizimki de dahil olmak üzere birçok kültürde yazma ya da yeme sırasında sol elini kullanan çocuklara ne yazık ki hala sağ elini kullanmaları konusunda baskı yapılmakta. İlkel insan solaklara negatif sıfatlar yüklemiş olsa da günümüz modern insanı solakların daha zeki olabileceğini öne sürmekte. Peki bu doğru mu? Solaklar daha mı zeki? Açıkçası yapılan bilimsel çalışmalar bu konuda net bir sonuç verememekte. Kimi çalışmalar bu görüşü desteklerken kimi çalışmalar çok net bir şekilde ortada herhangi bir farklılığın olmadığını göstermekte. Bana göre solak insanlar için en önemli mesele, sağ elini baskın kullananların inşa ettiği bir sistemde yaşamak zorunda oluşlarıdır. Hemen her tasarım sağ ele göre tasarlandığı için ilginç bir durum çıkar ortaya. Makas, spiralli defter, gitar, fermuar, kolçaklı sandalye ve oyun kumandası gibi birçok aletin kullanımında solaklar önemli problemler yaşamakta. Bu durum ilk başta büyük bir şanssızlık gibi görülse de uzun dönemde ilginç bir avantaja dönüşmekte. Normalde sağ elini baskın kullanan bir kişinin gün içinde sol elini çok fazla kullanma ihtiyacı olmaz. O nedenle sağ eli baskın bir kişi için sol el oldukça beceriksiz ve zayıf kalır. Diğer taraftan birçok solak açısından sağ elin kullanılması kaçınılmaz olduğundan böyle bir durum söz konusu olamaz. Yani sağ elini neredeyse baskın olan sol eli kadar kullanabilmektedir. Aslına bakarsanız insan olarak bu konuda yalnız değiliz. Böceklerden tutun daha gelişmiş hayvanlara kadar birçok canlıda sağ ya da sol taraf baskınlığı görülmekte. Tıpkı insanın el kullanımında olduğu gibi hayvanlarda da pençe, toynak ve kanat açısından baskınlıklar söz konusu olup bu baskınlığın sağ ya da sol tarafta görülme olasılığı genellikle %50 gibi bir oran olarak karşımıza çıkmakta oysa söz konusu insan olduğunda solakların sayısının çok daha az olduğunu bilmekteyiz. Örneğin sağ elini kullanan anne babadan solak çocuk olma ihtimali yalnızca %10'dur. Sadece babanın solak olması bu oranı %17'ye, sadece annenin solak olması ise bu ihtimali %22'ye çıkarmakta. Ebeveynlerin her ikisinin de solak olduğu bir durumda bile bu oran ancak %25'lere çıkabilmekte. Yani mesele sadece genetik tabanlı bir durum değil, başka etkenler de söz konusu. Zaten Aynı genlere sahip tek yumurta ikizlerinde bile farklı el tercihlerinin görülmesi bunu desteklemekte. İlginç bir şekilde bu etkiler her neyse el baskınlığını anne karnında belirlemekte ve kişiler bu baskınlık ile doğmakta. Bugüne kadar yapılan ultrason çekimleri ilginç bir detayı görmemizi sağladı. Normalde bebek anne karnındayken parmağını emme eğilimi gösterir ve bazı ultrason görüntülerinde bunu görürsünüz ilginç olan bebek hangi taraftaki elinin parmağını emerse doğduğunda da genellikle o tarafı daha baskın kullanmakta. Bugüne kadar yapılan çalışmalar meseleyi genellikle beynimiz üzerinden açıklamaya çalışır. Bu açıklamalar çok çeşitli olsa da en basit haliyle şunu ifade eder. Normalde beynimizin sol yarı küresi vücudumuzun sağ tarafını, sağ yarı küresi ise vücudumuzun sol tarafını kontrol etmekte. Yani ilginç bir çaprazlama söz konusu. Sinir bilimcilere göre başta konuşma ve işitme olmak üzere sol yarı kürede görülen bir takım baskınlıklar kişinin el tercihini etkilemekte ve bu kişiler sağ elini daha baskın kullanmakta. Açık konuşmak gerekirse bugüne kadar konuyla ilgili benzer görüşler öne sürülse de halen bu farklılığın tam olarak neyden kaynaklandığını bilmiyoruz. Bununla beraber geçen yıl yayınlanan şu çalışma olayı çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Çoğu adını bilmesek de Almanya'daki bir Türk bilim insanı ve ekibinin yaptığı bu çalışmanın sonucu gerçekten ilginç. Zira yapılan çalışma sağ sol farklılığının nedeninin beyinden ziyade omurilik olabileceğini öne sürmekte. Bu çalışmaya göre normalde eli hareket ettirecek olan ve beyinde bulunan motor korteks ile omurilik arasında fonksiyonel bağlantı kurulmadan da bebekte el baskınlığı görülmekte. Bu asimetrik gen aktivitesini epigenetik ve çevresel faktörlerle birlikte ele almaya çalışan bu araştırma sağ sol meselesi hakkında beyinde aradığımız birçok cevabın belki de omuriliğimizde olabileceğini göstermekte.